Dostlar selam, hoş geldiniz. Bugün yeni videomuz, ilk videomuz olacak. Eski vlogların hepsini sildim attım. Elazığ stüdyolarını sildim attım. Amsterdam vlogu gitti, Gdansk gitti, hepsi gitti. Bu videoya başlıyoruz. Niye sildim? Elazığ stüdyoları zaten hoşuma gitmedi, güzel olmadı. Lensim yoktu, ışık kötüydü falan, cart curt. Son videoda ne oldu? Ayarını yapmamışım kameranın. Kamera bütün video boyunca pır pır yapıyor. Işık vuruyor, floresan vuruyor. Titriyor ışık, kötü duruyor. Ben rahatsız oldum. Siz daha çok rahatsız olacaksınız. Biliyorum, o yüzden onu da sildim. Muhabbet güzeldi ama maalesef bitti. Bu videoyla başlıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün ne izleyeceksiniz siz? Hemen anlatayım. Öncelikle yeni bir sponsor aldık. Take Haiku'dan. Şöyle koyalım. Bunu inceleyeceğiz. Ürünlere bir dürüst şekilde bir yorumlayacağız. Ben yorumlayacağım. Arkadaşlara yorumlatacağım. Asıl konu estetik sırt. Muhabbet sırt abi. Sırt çekiş antrenmanı nasıl olur? Sırt antrenmanı nasıl olur? Bunu anlatacağım. Bugün sırt biceps günüm. Bildiğiniz üzere yarışmaya hazırlanıyorum. Mustafa Yıldız'dan, Maya Hulk'tan, onunla profilini şuraya koyalım. Koşu kalıyorum. Bunları göstereceğim. Bir sırt antrenmanı nasıl olmalı? Eğer bir powercı ya da bir böyle lyelon fitness çalışmıyorsanız, elinize eldiven takıp bir antrenman yapmıyorsanız, bir body tarzı antrenman nasıl olur bunu göstereceğim. Yarışma uyuyor, beslenmemi göstersem beslenmemde valla bir şey yok. Desem ki, bakın ben şunu şunu yiyorum, bunu şöyle yapıyorum. Böyle bir trik olsa, bir ipucu bir şey olsa, böyle garip bir şey olsa göstereceğim ama yok. Sabah yediğimi söyleyeyim size. 7 beyaz yumurta, bir tane yumurta sarısı, salatalık. Salatalık dedim yani 100 gram, 150 gram bir salata, yeşillik, chia tohumu, bu kadar. Bir de yeşil çay, kahvaltım bu yani, yulaf. Toz, moz yok. Sabah uyanınca bir... Tabii ki hemen göstereyim. Bekleyin. Sabah uyanınca... Tabii ki BCA'mız var. BCA... Antikataboliğimiz var. Hatta gelin buna bir... Tadım testi yapalım beraber. Daha bugün almadım çünkü. Böyle sizi tripodla beraber çekeceğim. Bu arada odamı şöyle çıtırdan bir göstereyim. Şunu kuracağız. Şunu. Masayı dün gece kurdum. Şunu kuracağız. Şunu da neyse, o da şifoyla biri kurdu. Şimdi gelin şuraya. Bum. Sizi buraya koydum. Şimdi bana bir bardak lazım. Bardağımızı aldık. Sonra tek Haiku BC'mizi atıyoruz. Kokusu bile güzel. Aldık. Zort diye attık buraya. Diğer markalar gibi karışmama falan yok. Renge bak. Nazo gibi. Tamamen dürüst bir şekilde yorumluyorum bunu. Kokusu. Fanta gibi kokusu. Yemin ederim Fanta gibi kokusu var. Ya tadı bak, valla nazo gibi. Portakallı bir nazo içmiş, bir meyve içmiş biri varsa bunu var ya, bir de soğuk suyla yap. 10 numara olur bu. Şu an BC değil yani, nazo içiyorum. Bu yemin ederim dürüst bir yorumumdur. Bu sırf reklam olsun, makara olsun diye değil. Cidden böyle tadı. Ben beklemiyordum bu kadar, açık söyleyeyim. Herkes anlatıyordu. Tadı böyle böyle de beklemiyordum. Ama çok güzel. Yemin ederim çok güzel. Bu da işimiz bitti. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı dediğim gibi yumurta, chia tohumu. Chia tohumu neden derseniz, açıkçası ben de çok anlam veremedim. Önceden yulafın içine katınca güzel oluyordu. Şimdi direkt chia tohumu yemek bir garip geliyor. Yeşil çay var. Bu zaten önemli. Metabolizm hızlandırma, yağ yakımını hızlandırma için. İçmiyorsunuz için. Normal çay yerine yeşil çay için. Ona da hatta birkaç damla Flavordrops anlatabilirsiniz. Onu da şuraya koyayım. Ne olduğunu görenler, şey, bilmeyenler için. Bu da bir çeşit tatlandırıcı. Ama iyice pazarlamacı şey videosu gibi oldu. Olay bu kadar. Ben bir yemek yiyeceğim. Sonra geleceğim. Şu masayı beraber kuracağız. Hemen 2 dakika sürmez. Sonra göstermeli şekilde salonda bir video çekeceğim. Videoda anlatacağım. Şimdilik ben yemek yiyip geliyorum. Beni bekleyin. Hatta geliyorum birazdan. Masayı yapalım 2 dakika.
Orta seviye için, başlayan için şimdi bir sırt antrenmanı nasıl olmalı, neye dikkat etmeli bunu anlatacağım. Önceliğimiz dediğimiz gibi dikey çekiş, yatay çekiş, dikey çekiş, yatay çekiş. Önemli olanlar şey yani, dikey ve yatay çekiş odaklanma. Yani şimdi yeniysen abi işte ama sırtta bir dikey bir çekiş, bir dikey var, bir yatay var dedin ama işte yok sırtın dart varsam ortasına vurur, geniş varsam şurasına vurur falan filan. Yeniysen işte şöyle bir senelik, iki senelik bir adamsan ya takma bunları. Vallahi detaylarla boğulmayın. Detaylarla boğulursanız ilerleyemezsiniz, bir adım atamazsınız. Önceliğin ne olsun senin? Ben bir dikey çekiş yapacağım sırt antrenmanında, yatay yapacağım. Bunun üzerine ilerleyeceğim. Kendine birkaç hareket belirle. Önceliğin barfix ya da lat pulldown olsun. Yeni başlarsan bence latı öneririm. Ama bir ilerleyen süreçte barfix'e de mutlaka ekle antrenmanına. Mutlaka barfix'e de ekle, hatta ağırlıklı olarak devam etmeye çalış. Bu barfix aklına kalsın. Barfix çekemiyorum diyorsan da zaten aşağıya Shopee'ye linkini bırakırım. Orada bir barfix programı var, onu kullanabilirsin. 4 haftada adam akıllı bir barfix'ini çekmeye başlarsın. Bunu ekstra olarak şimdi antrenmana girdin, salona girdin, sırt çalışacaksın. İlk baştan itibaren anlatıyorum sana. Öncelikle sırtını iyi bir ısındırmalısın. Sadece sırtını ısındırman yeter mi? Yetmez. Omzunu da ısındıracaksın. Neyle ısındırırsın? Bir lastik alın kendinize. Bunu da linkini aşağı bırakırım. Bu direnç lastikleri var. Bu lastiklerden bir tane temin edin. 10 kilo, 15 kilo. Hafiflerden bir temin edin. Isındırın kendinizi. Lastik tutacaksın bu şekilde. Geriye, öne bir omzunu ısındıracaksın. İşte bir 20-30 saniye. Sonra tutacaksın lastiği, çevireceksin ellerini. Şöyle bir yana açacaksın. Yine bir sırtını bir ısındır. Sonra bunu yukarıya bir yere bağla. Bir demire tak. Yani lastiği tutup bu şekilde facepull yapar gibi çekeceksin. Yani omuzlarını iyi bir ısındır. Sonra git barfix çekebiliyorsan bir barfix'te bir iki ısın. Sırtın ve omuzun iyice ısınmış olsun. Dumbbell'da şu hareketi yapmayın. Dumbbell'da bunu yapmak size bir etki etmeyecek. Bunu yine lastikle yapın bu hareketi. Ayağınızı basın lastiğe. Kolu çok uçurdu biliyorum. Lastiği şu şekilde çevirin. Omuzunuzu iyi bir ısındırın. Sonra bence yeni başlarsanız barbell yerine lat pulldown'la başlayın. Gidin lat pulldown yapın bence öncelikle. Hem sırtı daha iyi, hem ısınmasına yardımcı olur. Hem de kanat bizim için daha öncelikli bir kas grubu. Peki şimdi burada nasıl yapacağız? Abi gidip işte önce iki set çok ağır, bir set normal, bir set işte moderne falan filan düşünme. Git önce bir, yani yeni başlayanlar ve orta seviye için diyorum. 10 tekrar, 12 tekrar bir barfix'ini ya şey, lat pulldown'ını yap. Normal yap, geniş tutuş. Bu kadar geniş değil, çok dar değil. Tam ortası şu şekil. Tam bu Y misali. Bunu yaparken şuna dikkat edin bak. Hocalar da bu şekilde gösteriyor ama bu benim dediğim şekilde yaparsanız biraz daha etkili olacaktır. Aldığınız giderken şöyle yatmayın. Barı bu düzlemde geldiğini düşünün. Buradasın, hafif yattım. Çek, şu hafif saldım. Olay bu. Bunu salonda gösteremedim. Çünkü salon çok kalabalık ve antrenmanla konuşmayı pek sevmiyorum. Aldın şu. Latta buna odaklanın ve kasınızı hissetmeye çalışın. Çekerken bisepsinden değil, yani küre kemiklerini çekermiş gibi hissetmeye çalış. Önemli olan bu. Bunu ısınma seti hariç. Yani ısınma seti nedir? Bir set, iki set böyle hafif kiloyla bir 15 tekrar, 10 tekrar yaparsın ki kas bir ısınsın, harekete alışsın. Bundan sonra 4x12 mesela 4 set 12 tekrar düzgün kilo yapabilirsin. Lat pulldown'umuz bitti mesela, latı bitirdik. Peşine gittik, row yapacağız. Row'u eğer bu eğilme yapamıyorsanız, şu bar için şu eğilme olayını yapamıyorsanız, kamburunuz çıkıyorsa bu şekil, sehpa da yapabilirsiniz ya da makine de yapabilirsiniz ama sağlam şekilde eğilebiliyorsanız barbell'la başlayın direkt. Barbell'ı aldım aga. Şuraya koyacağım. Barbell'ı aldım. Hatta sizi biraz geriye alacağım. Hocam barbell aldık tamam mı? Eğildik. Ne çok eğilin, kambur yapın. Ne de böyle çok yukarıda kalın. Şu seviyeler ideal. Buradayken ya bu şekil çekebilirsiniz ya biraz daha ortaya doğru çekebilirsiniz. Olay küre kemiklerini koruyarak çekiş yapmak. Olay burada. Barbell aldınız. 4 set 10 tekrar falan da barbell yapılabilir. Eğer bunu yapamıyorsan, eğilmeyi bilmiyorsan ne yaparsın? Eğik sehpalar var ya, incline sehpası diyoruz. Üst göğüs sehpası. Normal makinede değil, sehpada. Oturdun, düz şekilde yattın sehpaya. Sehpaya böyle düşün. Düz sehpaya yattınız. Dumbbell aldınız, dumbbell'a çekiş yaptınız. Bu yapılabilir.
Ben bunların yanına videosunu koyayım. Elimde illa bir video vardır benim. Bunların videosunu da koyarım buraya. LUT'ı koydum. Şu an LUT gözüküyor. Bunun peşine Barbell Row. Bunun eline dediğim formu yapın. Ne çok yatın, ne dik durun. Ve kambur durmaya özel gösterin. Eğer bunu yapamıyorsan, bu Barbell Row yapamıyorsan, bunun yerine sehpa da yap. Sehpayı da şu an koydum. Sehpayı da bakın. Sehpa da yapın. Bunu yine 4 set 10 tekrar. Bunu 2 tekrar yapabilirsiniz. Bundan sonra artık bir yatay çekiş yaptın, bir dikey çekiş yaptın. Tekrar bir yataya geçebilirsin mesela. Bunun yerine ne yapabilirsin? Cable'a geçebilirsin. Cable'da istersen V grip yap, istersen geniş grip yap, istersen bu şekilde tutuş yap. Bu ilk başta fark etmez. Bunu tekrar 3 set 15 tekrar falan çıkarsın. İlk 2 hareket LUT ve Barbell sizin öncül hareketiniz olsun, birinci hareketleriniz olsun. Yani dikey ve yatayla birincileriniz olsun. Eforunuzu bunlara harcayın. 4'er set yaptınız bunu, eyvallah. Bunun peşine artık asistanlara geçmeye başlıyoruz. Secondary yani ikinci hareketlere geçmeye başlıyoruz. Buna cable row yapabilirsin. 3 set 10 tekrar, 15 tekrar yapılır. Son hareket. Bunu çoğu insan nedense yapmıyor. Yaparsa da yanlış yapıyor. Lat push'tan dediğimiz hareket. Yani şu halatla indiriyoruz ya, şu hareket. Bunu çok yaşık formlarda gördüm. Tutup böyle çeken gördüm. Yani iyice böldüğümüzü aşağıdan gördüm. Bunu yaparken önemli olan kası iyice salmak ve iyice sıkıştırmak. Sıkışırken yani düşünmeye çalışın. İlk başta tamam biliyorum zor. Ama aklınıza hep şey, o hareketteyken o kasta olsun. Ben bu kasta bu harekette nereye çalışırım? Hangi kasımı çalışırım? Bunu düşünün. O şekilde sıkış yapmaya çalışın. Sizin için daha iyi olacaktır. Yeni başlayan, orta seviye için benim önerdiğim en basit yani 4 hareketten oluşur bir sırt antrenmanı. Lat pull'dan barbell row ya da göğüs destekli dumbbell row. Bunun peşine bir cable row. Bunun peşine de bir lat push'tan. Bunlar haricinde ilk başta 3 set barfix ekleyebilirsiniz. Ya da sona artık barfixiniz iyiyse sona barfix ekleyip tükenişe gidebilirsiniz. Ama barfix çekmeyi bilmiyorsunuz, çekemiyorsanız sıfırsa lat pull dumbbell. Eğer şöyle 10 barfix işte 7 barfix falan çekebiliyorsan antrenmanın başında lat pull dumbbell'dan önce bak. Lat pull'dan önce git işte 3 set, 4 set kendinden nasıl diyeyim sana. Diyelim 10 barfiks çekebiliyorsun. Maksimum 10 barfiks çekebiliyorsun. 3 set boyunca 3x8 yap. Yani maksimum 10'sa deponda 2 tekrar bırak. Buna biz RIR 2 diyoruz. RIR 2 diyoruz. Şuraya yazdım. RIR 2 ne oluyor? Deponda 2 tekrar bırakmış oluyorsun. Depom benim mesela 10 tekrarlık bir depom var. 8 tekrar yapıyorum. 2 tekrarım kaldı. Olay bu yani. Ama bunu bu şekilde bırakma. Bir hafta 3x3 yaptım mesela. Diğer hafta 3x4 yapmaya çalış. Ya da son set 4 yap, 5 yap. Tükenişe git. Yani ya son set tükenişe git. Ya da her hafta düzenli olarak 1 barfix arttır. Bunu artırarak gitmen lazım ki barfixin gelişsin. Hep 3 atarsan bu gelişmez. Yani kendine bir haftalık ya da günlük bir hedef koy. De ki ben bugün toplam 30 barfix çekeceğim. Ya da 10 barfix çekeceğim. Bunu koşuklarla uyguluyorum ben mesela. Diyorum ki 10 barfix, bir dahaki hafta 12 barfix, sonraki hafta 14, sonra 16, 18 bu şekilde gidiyor. Ne oluyor? Kaç sette yapacağım? İnan hiç merak etmez. Kendini bitirme. Deponda 1-2 tekrar bırak. İsterse 10 set sürsün. Hiç önemli değil. Sadece onu şey yap yani. Yapabil. 10 tekrar barfix çıkar gün içinde. Olay bu yani. Bunun aracını kolay geçti. Kolda hiç şey yapmayacağım size. Ekstra işte yok oradan çıkış yok. Sıçma pozisyona geçip cable'da bu şekilde çekiş falan hiç gerek yok. Git al düz barbell'ı, 10 tekrar, 12 tekrar barbell'ını yap. Şöyle belden savurma, düzgün yap. Kası sıkıştır. Kas aldın ya, burada sıkışır bir kası. Hatta şu bileği şöyle hafiften çevirmeye çalış. Bar düz, evet, bükemezsin ama bükermiş gibi bu şekilde çevirmeye çalış. Ki bisepsin biraz daha sıkışsın. Aldım, 12 tekrar yap bırak değil. Bitir ayakası. Zaten sırtını yaptın, sırtın bitti. Sonraki zaten sırt bitti senin. O lat push'tan yaptın ya, sırtın bitti. Onda 3 set 15-20 tekrar yaptım bitti o. Kola geçtin. Kolla alır sıkıştır iyice şöyle. 1 indir. Kaldırıyorsun bir sıkıştır yani. Barbell row yaparsın. Yani curl yaparsın. Peşine hammer koyarsın. Ya da ne bileyim dumbbell konsantre koy. Bu Arnold'un yaptığı elimizi bu şekilde dize koyup şu. Cable'da yap. Yani fark etmez. Bir 4-7 yaparsın. İlk hareketin 4 set. İkinci hareketin 3 set. 7 set. Bir kol, biceps hareketi eklersin. Bitsin bir de biceps. Bitsin yani. Antrenman sonu bicepsin bitsin senin.
gidip 20 tekrarlara ya da çok ağır filolara girme. 12 işte 12-13 tekrarda bitecek kadar bir ağırlık seç ve kası bitir. Olay bu. Ki ben böyle yapıyorum. Bununla gelişim gördüm. Bugünlük bu antrenman şey bitsin, video bitsin. Çok uzun oldu zaten, kaç dakikadır konuşuyorum. Bu da bitsin, bu ilk video olacak. Abone olmayı, beğenmeyi falan, işte bu etkileşim olaylarını siz biliyorsunuz arkadaşlar. Onları bir halledersiniz, sevinirim. Ekstra Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Şöyle de bugün günlerden ne? İnşallah yetişirse Perşembe günü sabah 10'da, yani bugün ayın 28.06. Bu gece bitirirsem bu editi çok güzel olacak. Perşembe günü Pro Builder ürünümüz çıkıyor. TKQ üründen. Yani şu ürün, hemen açıklıyoruz ne var içinde. İçinde 22 gram whey var. Bu whey de izole whey'dir. Gidip yani bu aldığınız 150-200 liraya aldığınız lansman izolelerinden değil, adam akıllı izole whey'dir. 20 gram Vitargo var. Vitargo nedir? Şuraya hemen Instagram linkimi bıraktım. Reels'te paylaştım Vitargo'nun ne olduğunu. 2,5 gram BCA var. 2 gram glutamin var. 2 gram arginine HCL var. 1000 gram da ornitin HCL var. Yani büyüme hormonunuzu artıracak şeyler var. Growth ve insulin growth hormonunuzu artıracak ürünler, arginin ve ornitin içinde var bunun. O yüzden şu an abi kaldırma yediğin ne büyütür? Bu büyütür kardeşim. Buna reklam yapmış olalım. Şahan'ın koduyla indirdiğim şekilde Perşembe günü saat 10'da satışa çıkacak. Şahan'ın koduyla da, Sahan 10 koduyla da daha uygun şekilde alabilirsiniz. Herkese bol şans, iyi antrenmanlar.